Solunum yollarından rahatsızım. Geçen sene tutulmuştum. Bir krep gibi yakalandım. Krebi atlattım ama şimdi çok zor nefes alıyorum. Çok özür dilerim. Bir öksürek, bir balgam. Başka bir şey yok. İkisi. Biz de zaten... Bunun için nefes alamıyorum. Şimdi biz de zaten bunu konuşacaktık biraz önce. Biraz sonra, yani bundan sonra siz sormuş oldunuz, biz de o konuya direkt dönelim madem. Adaçayı, bademcik iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitkidir. Nefes yollarını açar, temizler. Nefes yolları iltihaplanmasına karşı etkilidir. Fakat şöyle bir durum var. Adaçayının 700 çeşit adaçayı var. Dünyada. Türkiye'de 83 çeşit adaçayı yetişir. Bu gördüğünüz adaçayı Latincesi, yani şifalı adaçayı, Salvia officinalis Latincesi. Türkiye'de şifalı adaçayı yerine Salvia tiloba, loplu adaçayı kullanılır. Şunu mesela şurada ne görüyorsunuz? Bir yaprak. Bu yaprak şöyle tek, yanında küçük lopçuk yok. Yani küçük küçük yaprak yok, tek yaprak. Buna Salvia officinalis, şu yaprağı tek olacak. Çift, yanında iki de küçük yaprak çıkırsa o triloba, yani üç loplu demek. Evet. Üç loplunun etkisi var mı yok mu bilmiyoruz. Türkiye'nin üç loplu adaçayı, Salvia cideridis, Salvia triloba. Türkiye'de en çok kullanılan iki adaçayı. Bunlar ne kadar etkili değil bilmiyoruz. Hiçbir klinik araştırması yok. En çok da Türkiye'de Salvia triloba dediğimiz üç loplu adaçayı kullanılıyor. Bu da Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde ormanlar, dağlar, taşlar, milyonlarca ton. Ne işe yarar bilmiyoruz. Belki bir faydası var. Fakat asla şifalı adaçayını tutmaz. Bu adaçayının farkı bir lop. İki, çiçeğini gördüğünüz gibi mor mu? Eflatun mu? Eflatun. Tam olarak mor bu, değil, açık renk. Bu hafif eflatun. Böyle mor olur. Lila rengine döner, evet. Hafif pempemsi olur, renk değiştirir. Ama asla beyaz olmaz. Beyazsa o şifalı değildir. Yani belki şifalıdır, bilmiyoruz. Ama adaçayları içerisinde en kaliteli olanı bu. Peki. Benim küçük oğlum sürekli hastalanıyordu, bademcikleri ceviz kadar oluyordu. Çocuğum, ben ona çay yapıyorum, veriyorum. Dikkat et, dikkat et. Yok. Bunu sürekli içirdiğin zaman bir ay çayını, biz de çok özel bir çay hazırladık. Sadece adaçayı değil, birçok diğer bitkiyle özel bir harman. Kekik, papatya, efendim, özel bir harman geliştirdik. Bunun çayını içtiği zaman bademcikleri ameliyatlık dahi olsa, ceviz kadar da dahi olsa bir ayda fasulye kadar kalır, tertemiz eder içindekini. Bunun bir özelliği daha var, o da nedir? Şimdi havalar ısınıyor yavaş yavaş. Güneydoğu Anadolu'da insanlar ve Akdeniz'de havalar ısındığı zaman ne yapıyor? Damda yatıyor. Çibirlikte böyle. Ben de bir sefer Antalya'da bir dostumu ziyaret ettim. Dedi ki damda yat, içeri çok sıcak. İyi dedim ama sabaha kadar uyuyamadım. Damda düşerim. Şimdi onlar böyle çibirlikte yatıyorlar, alışmışlar. Ama bazen insan alışmamışsa lavaboya gideyim derken gece damdan düşebilir. Alışkın olmadığı için, evet. Damdan düşmemek için ne yapmak gerekir? Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır'da falan çok insan yazın damdan düşüyor. Damdan düşmemek için şunu yapmak gerekir. Bunun çayı bir, ada çayı, 40 kilit otu, nane karışımından çok özel bir çay geliştirdik. Hararet çayı. Bu çayı içtiği zaman kişi isterse dışarıda 60 derece olsun hiçbir problem yok. Rahat rahat uyuyor.